Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin ve ala elihim ve ashabihim ecmain. Amin. Ya mu'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Çok değerli, çok kıymetli kardeşlerim. Mesnevi Nuriye'den Katire Risalesi'ndeyiz. 44. dersteyiz. Ve Katire Risalesi'nin başından şu ana kadar da 9. derse gelmişiz. Birinci bapta geçen, burada 4 baptan birinci bab olarak geçen o meşhur her bir varlığın 55 lisanla Cenab-ı Hakk'ın varlık ve birliğine delalet ve şehadet etmesi faslı üstünde duruyoruz. 55 lisanı madde ve madde en başında saymıştım. Ehemmiyetine binaen 2 defa saydım. Ve şimdi her bir vekeza, bazen 2 vekezada bir tane delil, bazen vekeza içerisinde bir tane ama genel olarak her bir vekezada 55 lisandan bir tanesi işlenerek ama özetle, özetin de özeti olarak detayları, teferruatı Risale-i Nur'un diğer taraflarına havale edilerek burada ifade edilmiştir. Zaten Mesnevi Nuriye fidanlıktır, özetle anlatıyor. Açılımları ileride gelecek demiş. 1921-22'lerde telif edilen bu Mesnevi Nuriye, 1926 veya 27'den sonra Risale-i Nur bahçesinde şerh edilmiş olarak da karşımıza çıkıyor. 43. sohbette 5 hakikatin üstünde durduk. Bunlardan bir tanesi kainatta bir hikmeti taamme meselesi. İkincisi inayeti taamme. Üçüncüsü merhamet. Bütün varlıklar arasında merhamet. Üçüncüsü rezzakiyet hakikati. Ve beşinci olarak da hayat. Zaten ilk saydığımız bu 4 madde, 5. madde olarak ifade ettiğimiz hayata racidir. Cenab-ı Hakk'ın subuti sıfatları da sayılırken hayatı başta sayarız. İlim, irade, kudret, kelam, tekvin ve hakeza aşağıya doğru. Bunlar da hayata raci olduğu bütün kelamcılar tarafından ifade edilir. Yani ilmi varsa demek hayatı var. Konuşuyorsa demek hayatı var. Keza İradesi varsa demek hayatı var. Yani hayat daha cami. Evet, hayat hakikati risalelerde bu camiyet yönüyle mükerrer defa geçer. En son 43. sohbette 30. lemmadaki Hay isminin tecellisi ile İşaret-ül İcaz'da فَكَيْفَ تَكْفِرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ayetinin tefsirine havale etmiştik. Rızık hayata raci, irade, inayet hayata raci, merhamet hayata raci, hikmetle beraber bu meseleleri bu şekilde ifade ettikten sonra şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bendeki kitaba göre 52. sayfanın son paragrafında arkadaş diye ifade edilen yere geldik. Güneş yağmurlu havalarda görününce şöyle belli bir noktada bir gökkuşağı meydana gelir. 7 rengiyle beraber. İşte Üstad Hazretleri bu geçen hafta saydığımız, az önce tekrar ettiğim o 4 büyük hakikat, 5.ye raci hayat içerisinde adeta güneşteki elvanı seba gibi. Bu elvanı seba tabiri de çok geçer, güneşteki 7 renk. Acaba güneşteki 7 renk veya 7 isim nedir? Cevşen-ül Kebir'de ya münevviren nur, ya musavviren nur, ya halikan nur diye sayılan o kaçıncı bölümse orada güneşte tecelli eden 7 ismi veya ismi azamları o fasıldan da bakabilir, dikkatlice okuyabilir ve açılımlarına, şerhlerine bakabilirsiniz. Arkadaş, elvan-ı seb'a gibi
yedi renk, o güneşin gökkuşağında ortaya çıkan yedi rengi gibi iç içe ne kadar intizamlı. Bunlara memzuç deniyor. İç içe girmiş, birbirini tamamlıyor, bir ahenk meydana getiriyor ama farklı renkler. Elvan-ı seb'a gibi memzuç olan beş hakikat, tekrar edeyim, beş hakikati saydık, tekrar edeceğim yine. Hikmet-i tamme, inayet-i tamme, merhamet, rezzakiyet ve bütün bunların racı olduğu hayat hakikati. Beş hakikat, kainata bir Rab, kadir, alim, hakim, kadim, rahim, rahman, rezzak, hayyü kayyum, zaruri olduğuna bedahete delalet ve şehadet eder. Bilbedahe delalet ve şehadet eder. Bilbedahe ap açık demektir. Rab 1, Kadir 2, Alim 3, Hakim 4, Kadim 5, Rahim 6, Rahman 7, Rezzak 8, Hayyü Kayyum 9 tane Cenab-ı Hakk'ın burada isimlerinden bahsediyor. Elbette bu isimlerin ne manaya geldiği, Kur'an-ı Kerim'de hangi şekilde geçtiği, yani isteyen, arzu eden bunu daha da detaylandırabilir. Ama yine burada Rab ismini en başta saymış. İbn-i Hacer-i Askalani'ye göre Cenab-ı Hakk'ın Rab ismi ismi azamdır. Üstad da buna telmihte bulunmuştur. Öyle de olduğu anlaşılıyor. Çünkü ilk nazil olan ayette Cenab-ı Hak önce kendini bize Rab ismiyle tanıtmıştır. İkra bismi Rabbike. İlk sıralamaya göre ele alalım. Fatiha suresinin en başında birinci ayet. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Yine Rab ismi. Rab ismi, Kur'an-ı Kerim Rab ismiyle başlamıştır. Adeta Rab ismiyle de tamamlanmıştır. En son sureye bakalım. Kul e'udhu bi Rabbin nas. Rabbül alemin birinci ayette, son suredeki birinci ayette de Rabbin nas. Kul e'udhu bi Rabbin nas olarak insanların Rabbi veya alemlerin Rabbi, Rabbi. Yani bütün kevni fesadı alemin Rabbi olarak geçiyor. Rab ismi, Kadir ismi üstünde durulabilir. Bu isimlerin üstünde tek tek durabiliriz. Ama yukarıda anlattığı beş hakikat içerisinde hikmeti tamme ifadesi mutlak bir ilmi gerektiriyor. Alim isminin orasıyla bağlantısı var. Cenab-ı Hakk'ın bütün esması ezelden ebede kadim ismiyle elbette alakası var. Merhamet bir hakikat olarak anlatıldı. Rahman ve Rahim'in onunla alakası var. Zaten rezzakiyet hakikatinden az yukarıdaki o beş hakikatten bir tanesi olarak burada Rezzak ismi var. Ve bütün bu hakikatler Cenab-ı Hakk'ın Hay ismine raci. Hay ismi de zaten Kayyum ismiyle beraber daima zikredilir. Hay deyince akla kayyum, kayyum deyince hay. Hay kayyumsuz, kayyum haysız olamaz. Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Kur'an-ı Kerim'in seyidi olan, efendisi olan ayet-el kürsi'de ki ifade budur. Bütün bunlar risalelerde çok farklı boyutlarıyla anlatılmış. İşte bu isimler bilbedaha, yani izahata, işarete gerek yok. Açık bir şekilde Allah'ın varlık ve birliğine delalet ediyor. Delalet etmekle kalmıyor, şehadet ediyor. Ve bu kainat bu şehadetlerini Allahü la ilahe illa hu ile ilan ediyor. Çok değerli, çok kıymetli kardeşlerim, burada çok önemli bir inceliğe girmek istiyorum. O da şudur. Cenab-ı Hak kendisini bize zatıyla tanıtmıyor. Allah'ın zatından bahseden Kur'an'da bir tek sure vardır. O da İhlas suresi. Allah'ın zatı mevcudu meçhuldür.
Kur'an-ı Kerim Allah'ın sıfatlarından bahseder. Ama daha çok Kur'an Allah'ın isimlerinden bahseder. Allah'ın kainatındaki bir işini, bir icraatını Cenab-ı Hak anlatır, 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 anlatır da arkasından da bir ismini veya iki ismini zikrediverir. İşte az önce anlatılan bu kainattaki işler, icraatların kaynağı Allah'ın bu isimleridir demek ister. Mesela İşaret-ül İcaz'ın son tarafında da o ayetlerin sıralaması içinde tefsirine bakarsanız orada geçen Hüvellezî halaka leküm mâ fil ardı cemî'an ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ Önce Allah'ın arzı yarattığı, içindekileriyle beraber bunları biz insanlar için yarattığını, sonra semavata dönüp istiva buyurup, semavatı da yedi kat içindekileriyle beraber yine bizim için yarattığını ifade ettikten sonra ayetin sonu şöyle bitiyor. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ Demek ki bütün bu icraat Allah'ın Alim isminden kaynaklanıyor. Allah'ı isimleriyle bileceğiz. Onun için Allah'ı şöyle tarif etmişlerdir. Allah'ı bir cümleyle tarif et deseler şöyle tarif edeceksiniz. Allah Celle Celaluhu esmasıyla malum, sıfatlarıyla muhat, zatiyle mevcudu meçhul. Mevcudu meçhul olan bizzat-ı ecelle aladır demişler. Esma-i İlahiye'nin iyi tanınması lazım. Bu mevzuda Esma-i Hüsna'yı anlatan piyasada çok kitaplar var, okuyabilirsiniz. Risalelerde de çok var ama Üstad Hazretleri bunu 25. sözde de İcaz-ı Kur'an bahsinin de bir delili olması açısından herhalde mevzu açısından en uzun anlatılan yer de bu husus. 25. sözde İkinci şulenin ikinci nuru. Evet 449. sayfadan 466'ya kadar. Yani 8-9 sayfa içerisinde burada 10 ayrı bölümle meseleyi ele almış. Yani Allah'ın isimlerini tanıtırken de burada farklı bakış açıları kazandırmış. İşte birinci meziyeti cezalet, ikinci nükteyi belagat. Cezalet, belagat. Üçüncü meziyeti cezalet, dördüncü nükteyi belagat. Beşinci meziyeti cezalet. Ondan sonra altıncı, yedi, sekizinci meziyeti cezalet. Dokuzuncu ve bir de onuncusu var. Yani Cenab-ı Hakk'ın isimlerini de tahlil ederken Üstad burada hem Kur'an'ın icazına delil getiriyor ve hem de farklı açılardan, işte şöyle bir yerden bakmalısınız Allah'ın isimlerine, bir de şu noktadan bakmalısınız gibi tarif ediyor. Tabii ki Allah'ın isimlerinin farklı boyutlarıyla anlatıldığı önemli bir risale vardır. Özellikle haşrin anlatıldığı yer noktasıyla ki Lâsî Yamalar'da bunun üstünde ısrarla durmuştuk. 10. sözdeki o 12 hakikat. Saydık onları o zaman. 23 tane çıkmıştı. 23 isim özellikle Esma-ül Hüsna içerisinde öne çıkıyor. Ve zaten İbn-i Hacer-i Askalani de Allah'ın isimleri içinde ism-i azamların sayısının da 23 olduğunu ifade ettiği böyle bir tevafukat içerisinde mevzu anlatılmış oluyor. Ve keza kainat yüzünde hüsnü zatiyi gösteren bir hüsnü arizi. Cümlelere dikkat buyurun. Ve bir cemali mücerredi gösteren bir cemali hazin. Ve bir mahbubu hakikiye işaret eden bir aşkı sadık. Ve bütün esrarı cezbeden bir hakikati cazibeye işaret eden bir cezbe ve incizaf vardır. Bu hakikatler kainata bir Rabbi vacibül vücut lazım ve zaruri olduğuna şehadet ettikleri kainat Allahü la ilahe illahu ile talim ve ilam ediyor.
Çok değerli insanlar, sadece şurası ile alakalı birkaç saat sohbet yapılabilir. Önce zati ve arizi meselesi var. Hüsnü zat nedir? Hüsnü arizi nedir? Burada cemali mücerret, o da cemali zati demektir. Nedir? Cemali hazin, yani ayrılıp kopup devamlı firaklarla dolu olduğu için o cemal, yani Allah'tan gayrı olan cemaller, ona cemali arizi de diyebiliriz. Cemali hazin demiş üstad. Öyle de ifade edebiliriz. Bir aşk-ı hakiki var, bir de aşk-ı mecazi. Mahbub-ı hakiki var, bir de mahbub-ı hakiki karşısında arizi olan aşk-ı sadık var. Şu üç ana mesele veya dört ana meselenin özellikle bu mantıkla önce bir anlaşılması, yani terminolojinin anlaşılması için iki kaynak vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi muhakkak ki 32. söz ve bir de 29. söz, bir kaynak daha verelim. Bir de 18. mektuptaki herhalde ikinci nokta. Orada da bu hüsn, kubuğu meselesini farklı noktalarıyla ele alıyor. Bu kadar risale kaynağı verdikten sonra kısaca aktaracak olursam, Allah'ın zatına bağlı olan güzelliğe hüsnü zati denir. Allah'tan başka yeryüzünde, kainatta, hatta ahiretteki cennette bile ne kadar güzellikler varsa, olacaksa, bütün bunların hepsi hüsnü arizidir. Yani Allah'ın zatına, sıfatlarına ayna, güzelliğine aynadır. Şöyle diyelim, mesela yeryüzünde insanlar içinde en güzel dendiği zaman akla hemen Hazreti Yusuf Aleyhisselam gelir. Yani yeryüzünde bunlar, Efendimiz'i istisna edelim, bütün insanların güzel olan, kadınlar dahil simalarını bir araya toplasak, Hazreti Yusuf'un yanında çirkin düşerlermiş. Hazreti Yusuf'un da güzelliğini, sonra tabiatın güzelliği, bütün varlıkların şu rengarenk bahardaki güzellikleri toplasak, Cenab-ı Hakk'ın cemali, hüsnü zatisi yanında deryada bir damla bile etmez. Allah'ın zatına ayna, aynı olanlara hüsnü arazi diyoruz. Allah'ın zatına bakanlara hüsnü zati diyoruz. Zati olan güzelliklerde bir değişme olmaz. Arizi olanlarda tebeddülat olur, tegayyürat olur, ölür, çöker, gider, yerine başkaları gelir ve değişimler birbirlerini derakap takip eder giderler. Ama bütün bu güzellikleri çeken, güzellikler bizi kendisine çeker ya, bütün bu güzelliklerin merkezinde ise bir cazibe var diyor, çekim kuvveti. Bir de incizaf var diyor, bir cazibedarın cezbiyle kainatta bulunan bu muhteşem güzelliklerin önce bizi kendisine ve sonra o güzelliklerin merkezi olan Allah'a doğru sevk etmesine, işte bu ayrı bir delildir. Varlıklar bu yönüyle delildir. Allah'ın varlık ve birliğine şehadet eder. Ve kainat bu noktasıyla da Allahü la ilahe illa hüyü hem aleme ilan ediyor hem de şehadette bulunuyor. Burada dört ana fikir içerisinde sonuca götürdüğü bir önceki şeyde de vardı. Dört tane hakikat, beşincisi olan hayata raciydi. Burada hüsnü zati, ondan sonra cemal-i mücerret, mahbub-u hakiki, bu üç hakikati cazibe de var. Dört, bütün bunların hepsi beşinci bir noktaya bizi götürüyor. Cez ve incizaba götürüyor. Bu cez ve incizabın üstünde çok daha geniş durabiliriz. Kısaca birkaç cümle aktaracak olursam, Risale kültürü içerisinden, çevrede bulunan güzel olan veya çevrede olan bir varlığın kendini zorlayarak, şartlarına riayet ederek yavaş yavaş merkeze doğru gitmesine cezbe denir. Ama mıknatısın uzaktaki eşyayı bir anda kendine çekivermesine ise buna da incizap denir.
Bu cez ve incizat bu noktalarıyla tasavvufun da sahasına giriyor. Yani cezb ile Allah'a seyredenler, incizatla Allah'a seyri sülükte bulunanlar, Allah'a ulaşanlar. Bu 5. mektupta da anlatılır. Sahabe-i kiramın velayeti, velayeti kübradır. Çünkü onların Allah'a seyri incizap iledir. Sahabe-i kiramın dışındaki velilerin, ümmetin ise Allah'a seyri cezb yoluyla. Yani iman tabi ibadet, irade ile ibadetler yaparak, belki inziva, belki riyazat, yavaş yavaş Allah'a doğru giderler. İncizapta uzun zamana ihtiyaç yoktur. Ama cezbde, Allah'a ulaşmada uzun senelere, zamanlara ihtiyaç vardır. İncizapla gidenlerde sekir hali, manevi sarhoşluk olmaz, istirak da olmaz. Ama cezbe gidenlerde sekir vardır, istiraka gark olma vardır. İncizapla gidenlerde keramet de olmaz. Sahabe-i kiramın kerameti yok. Ama cezbile gidenler yolda şaşkınlık olabilir, kınlık olabilir ama dönüp gitmesinler diye teşvik olması açısından onlarda keramet gösterme de vardır. Bunlar detaylandırılabilir. İleride farklı boyutlarıyla inşallah Mesnevi Nuriye derslerini devam edersek aktarmaya çalışacağız. Bunun için 27. sözün arkasındaki sahabe-i kiramın faziletine dairdir olan bölümü bir okuyunuz. Sahabe-i kiramın nasıl cezbden farklı incizapla Allah'a gittiklerine dairdir bu. Sahabe-i kiramın büyüklüğü burada. O yönüyle cezb ve incizap orada var. Bir de Mesnevi Nuriye'nin son tarafında nokta risalesi var. Orada Allah'ın varlık ve birliğine ait 4 bürhandan bahsedilmiş. 4. bürhan olan vicdan bahsi. O dikkatlice lütfen okuyunuz. 4. bürhan. 4. bürhanda 4 mesele var. Vicdan tarifinden sonra noktayı istinat var. Noktayı istimdat var. Cezb var, incizaf var orada. Dikkatlice okursanız cezb ve incizabın vicdanla da alakası vardır. Neyse ki mevzumu sadece buraya bağlı okuduğum için diğer tarafları sadece kaynaklandırıyorum. İnşallah okursunuz. Bu sözlerin arkasındaki lemaatta sayfasını veriyorum. Şah Damar Yayınları'na göre 762. sayfada şöyle bir başlık. Vicdan cezbesi ile Allah'ı tanır. İşte son okuduğum şu paragraftaki meselenin lemaatteki açılımı burasıdır. Vicdan cezbesi ile Allah'ı tanır. Okuyorum, sadece okuyacağım. Vicdanda mündemiştir bir incizap ve cezbe. Bir cazibin cezbiyle daim olur incizap. Cezbe kaçar zişuur, gel zül cemal görünse. Hani böyle mecazi aşklarda iyice aşık olmuş maşukuna, zil zurna sarhoş bir aşık düşünün. Öyle aniden sevgilisini, aşkını karşısında görüverse, çay içi olsa bile kendinden geçer, pat bardak bile yere düşer ve kırılır. Burada diyor ki cezbe düşer zişuur, gel zül cemal görünse, etse de tecelli daim pür şaşa bir hicap. Bir vacib vücuda sahibi celal ve cemal şu fıtrat-ı zişuur. Zaten nokta risalesinde o 4. bürhanda fıtrat ve vicdan anlatılıyor. Bunu da buraya da oraya bağlamış. Şu fıtrat-ı zişuur kat'i şehadet meab, bir şahidi o cezbe, hem diğeri incizap demek suretiyle buradaki şeyi oraya bağlıyor. Bu vicdandaki, fıtrattaki cezbe ve incizap aynı zamanda Allah inancının fıtrattan geldiği, doğuştan geldiği şeklinde de ifade edilmiştir. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki küllü mevlüdün yüledü ala fıtratil İslam. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Geçenlerde, yani epey bir zaman oldu, Türkiye'de bir mahalli TV'de
bir spiker işte bir misafiriyle canlı yayında konuşuyor. Ateist. Niye ateistsiniz? Allah'ın zatını bile inkar etmiş eden birisi. İşte anlatıyor da kendi diyalektikleri içerisinde. O anda zelzele başlıyor. Sallanıyor o stüdyo. Ateist denen, bende Allah inancı yoktur diyen adam Bismillah, Allahu Ekber diyerek stüdyoyu terk ediyor. Yani fıtratta var. Fıtrat-ı zişuurda var. Herhalde cezb ile incizabın bununla da alakası vardır. Kaynaklarını verdim, herhalde mütalaa edersiniz. Ve keza bütün nevilerin cüz'iyatında bir tasarruf vardır. Her şeyde tasarruf var. Bu tasarruf faydalı iş ve maslahatlar içindir. Ve nebatat ve hayvanatta bir tebeddül ve tahavvül var. Her şey kararında durmuyor, durmadan değişiyor. Kainatta, nebatatta, hayvanatta, bütün varlıklarda müthiş değişmeyi anlatan risalelerden bir kaynak söylemek istiyorum. Mektubatta 18. mektubun 3. noktası. Yani buraya anlayabilirseniz zaten mektubatı da bir hayli çözmüş sayılabilirsiniz. Üstad kendisi orada bir soru sormuş. Kendisi cevap veriyor. 90. sayfada mektubatta 3. mesele. Hikmet ve akıl ile halledilmeyen bir meseleyi mühimme. Allah Allah, neymiş bu? Hem akılla hem de hikmetle halledilmemiş. Külle yevmin huve fî şeyin. Rahman suresi 29. ayet. Fa'alun lime yurid. Buruş suresi 16. ayet. Yani dilediği her şeyi yapandır. O her an yeni tecellilerle iş başındadır. Allah her an tecelliyat halinde. Soru şu. Kainatta mütemadiyen şu hayret engiz faaliyetin sırrı ve hikmeti nedir? Neden şu durmayanlar durmuyorlar, daima dönüp tazeleniyorlar? Lütfen arkadaşlar burasını okuyun. İşte burada kainatta böyle bir değişim. Bunlar menfaat içindir. Mesela bizim vücudumuzun hücreleri, zerreleri değişmese, sabit kalsa ne olur? Kokuşuruz ya. Kokuşuruz, mahvoluruz. Gidiyor, kir halinde çıkıyor, yerine yediklerimizden yenisi geliyor. Böylece terleme de buna bir katkı sağlıyor. Allah müthiş bir vücutta ahenk kurmuş. Terleme, terleyemesek var ya 15 yaşında, 70 yaşında iken imiş gibi görünebiliriz. Şimdi küre-i arzda gece ve gündüz cihetiyle bir tağyir var. Gece gündüze, gündüz geceye. Gecelerde olan icraat ilahi ayrı, gündüzlerde olanlar ayrı. Bu dahi büyük bir gayeler içindir. Kainatta her şey bir gayeye doğru müteveccihen gider. Buna gaye delili deniyor kelamda. Kainatta hüküm ferma olan nizam ve intizamla beraber, yani evin tuğlaları her gün yavaş yavaş değişiyor ama rengi bozulmuyor, deseni bozulmuyor. Görüntü, o gürültü de yok, görüntü bozukluğu da yok. Bunun gibi kainatta her şey vücuttaki tuğlalarda gidiyor yerine, ama bunda bir nizam var, bir intizam var. Faaliyet hususunda elvan-ı seba gibi tebarüz eden şu hakikatler bilbedahe, mesele apaçıktır ki bir mutasarrıf-ı hakim, hikmetle tasarruf eden, iş yapan, kadir, gücü her şeye yeten, fail-i muhtar, faal-i lime yuridle, az önce 18. mektubun 3. meselesinde geçen fail-i muhtar gibi bütün efsaf-ı kemaliye ile muttasıf bir Halık'ın vücubu vücuduna yaptıkları delaleti kainat Allahü la ilahe illahu ile tebliğ ediyor. Gerçekten değerli arkadaşlar, burası çok önemli bir yer. Yani şu kainattaki intizamlı değişme. Ağaçların yaprakları dökülüyor, yeniden geliyor.
Toprağın içinde kim bilir ne kimyevi istihaleler oluyor. Bulutlar gidiyor yerine yenisi. Yağmurlar geliyor başka değişiyor, başkaları geliyor. Ama bütün bunlar bir zevk içerisinde, bizim de hoşumuza gidecek şekilde intizamlı, ilmi namütenahi olmayan, kudreti namütenahi olmayan, faalün lima yurid olmayan bir zat gerçekten bunları yapamaz. Üstad da tabiatı iyi okumuş yani. Kainatı iyi okumuş. Allah'ın varlık ve birliğine delil olarak ifade ediyor. Şimdi geldik ayrı bir bölüme. Ve keza kainatın ihtiva ettiği bütün enva ve ecza ve zerrat, zerratı istila eden hudüs. Bir muhtisin ve bir muhtis ve bir mucidi iktiza eder. Bu da hudüs delilidir değerli arkadaşlar. Böyle eski kelam kitaplarına bakacak olursanız Allah'ın varlık ve birliğine ait delilleri sistematize etmişler. O sistemle anlattıkları delillerden bir tanesi de hudüs delilidir. Hudüs delili risalelerde bir muhakematın 3. makalesinde geçiyor. Yani arama modundan hudüs yazdığınız zaman pat diye risalelerden de çıkacak. İşaratül icazda bu meseleye müstakil başlık koymuş üstad, hudüs delili, hudüs hakikati diye. Ben bütün bunlardan öte hudüsle alakalı şöyle biraz daha açık olan bir yer göstereceğim size. Sözlerden 33. sözün pencerelerinde geçen bu delillerden bir tanesi de hudüs delili olarak burada anlatılır. Galiba 30. pencere beraberce bakacağız. Anlatıyor. Doğru söylemişim. 744. sayfada sözlerde. Gel gelelim hudüsa. Hudüs. Şöyle kelamcıların sözünü aynen üstad burada naklediyor. Mütekellimin demişlerdir ki, yani kelam ilmiyle meşgul olan, inanç sahasıyla İslam'ın meşgul olan kelamcılar, şunu ezberleyin lütfen sizde. Alem mütegayirdir. Zaten alemin tegayür etmesini risale bağlantısına dikkat ediyor musunuz? Hudüs'ü anlatmadan önceki ve keza da üstad alemin durmadan değişikliğini anlattı. Şimdi işte bu değişikliği anlattıktan sonra hudüs'ü anlatıyor ki bir üstteki vekeza ile bu vekeza arasında da bir insicam var. Üstad bunları ceffel kalem söyleyip yazmamış. Alemde her şey durmadan değişiyor. Alem mütegayirdir. Her mütegayir hadistir. Hadisi olarak ortaya çıkmış. Her hadisin bir muhtisi vardır. Öyleyse kainatın kadim bir muhtisi vardır demişler. Üstad burada kelamcıların sözünü aktardıktan sonra şimdi kendisi fikrini beyan ediyor, açılımlarını sunuyor. Bayağı da bu pencereler içerisinde en geniş anlatılan bir pencere olarak bu 30. pencere karşımıza çıkıyor. Âlem mütegayirdir. Her mütegayir hadistir. Her hadisin bir muhtisi vardır. O hadiseyi ihdas eden, ortaya çıkartanı vardır. Öyleyse kainatın kadim bir muhtisi vardır. Burada çok önemli bir noktaya temas etmek isterim. Kainat her şey durmadan değişiyorsa bu niçin kadim bir muhtise delalet etsin? Şundan dolayı. Bu 30. lemada farklı bir mantık olarak anlatılır. Kainattaki değişen hadiseler özünü kaybetmeden değişiyor. Mesela geçen sene bahardaki elmalarla bu seneki elmalar aynı değil. Ama gayrı da değil. 100 sene önceki süt veren koyunlarla bu sene süt veren koyunlar aynı değil. Ama gayrı da değil. Yani eşya özünü muhafaza ediyor. Aynı kanunlarla, aynı prensiplerle, aynı ölçeklerle hadiseler durmadan değişiyor. Yani değişimde bir intizam var.
İşte bu değişimi yapan zatın sabit olduğuna, ezeli ve ebedi olduğuna, kadim olduğuna delalet eder. Şu cümleyi ezberlemenizi arzu ederim değerli arkadaşlar. Ezberleyin bunu. İntizamla tahrik edenin kendisinin sabit olması lazımdır ki ta intizam, nizam devam etsin. Mesela benim elimde toplar var. İplere bağlamışım, onları intizamla çeviriyorum. Lunapark'taki yuvarlak dolap gibi bunlar intizamla havada dönerler. Topları intizamla döndürüyorum. Ama ben de o dönenlerle beraber dönmeye kalkarsam intizam bozulur. Binaenaleyh kainatta her şey intizamla, tebettülakta, tegayyürata maruz. Ama Hazreti Adem dönemindeki sarı çiçek neyse dağlarımızdaki, bugünkü sarı çiçek de aynı. İntizam var. İşte bu intizam, bu tebettülatı yapan zatın baki olduğuna, kısmen üçüncü lemalar şerhi de yapıyor, sohbeti de yapıyoruz, oraya da bakabilirsiniz. Üçüncü lemadaki ya baki entel baki, ya baki entel baki izahatını yaparken orada da temas edilmişti bu. Yani kainattaki her şeyin helakiyeti Allah'ın bekasına, beka sıfatına, baki ismine, baki ismi içerisinde ezeli olması, ebedi olması, evvel olması, ahir olması ve aynı zamanda kadim olması gibi isimleri de vardır. Ve keza kainat bütün eczasıyla beraber gayrimütenahi eşkal ve vaziyetlere kabiliyeti, ihtimali, imkanı varken şu şekli hazıra girmesi elbette Halik'i vacib-i vücudun ihtiyar, irade ve tercihiyle olmuştur. Değerli arkadaşlar, bu da imkan delilidir. Zaten bu bütün kelam kitaplarında Kudüs ve imkan delili diye geçer mesele. Bu 33. sözdeki 30. pencerede Üstad bu hususa da temas etmiş. İmkan delili üstünde de durmuş. İmkan. İmkan nedir? Gelelim imkan bahsine diyor yine. Bakınız önce Hudüs delilini anlatmış burada 744'te, sonra gelelim imkan bahsine. İmkan nedir? Mütekellimin demişlerdir ki imkan mütesavü tarafeyindir. Bir şey olmayabilirdi. Olabilir de. İki tarafı müsavi. Ama olmazdan yani yoktan varlık alemine gelmesi için bir iradenin tercih etmesi gerekiyor. Bu çok önemli. Veya imkan aleminde, bu alemde bulunan bütün varlıklar yok olabilirdi, var da olabilirdi ama ondan başka var olduğu zamanda da değişik şekillerde, değişik vaziyetlerde olabilirdi. Mesela ben cansız olabilirdim, sen cansız yaratılabilirdin. Canlı, cansız olması arasında eşittin. Niye canlı olmanı iktiza eden bir irade, bir tercih var? Canlı olduğun zaman da yerde bir sürüngen, bir böcek, bağışlayın, bir vahşi hayvan ama insanla o hayvan arasında tercih eden bir irade sahibi bir zat lazım. Keza insan oldum, hiçbir insana benzemiyorum. Ses tonum, simam, rengim, ebadım, hatta hiçbir saçım diğer insanların saçına benzemiyor. Parmak izim benzemiyor, nasiyen benzemiyor. Bütün bunlar bu kadar ihtimaller içerisinde beni farklı bir teşahhusa sevk eden irade sahibi, tercih edici bir zatın zaruriyatına, lüzumuna dikkat çekiyor. Onun için bu imkan bahsi de risalelerde hem demin verdiğim Mahkematın 3. makalesinde de geçiyor. İşaret-ül İcaz'da Ya yennesi yu'budu rabbekümüllezi halakakum ayetinin bir sonraki ayetle beraber tefsiri olan noktalarda da geçiyor. Dikkatlice kelam kitaplarında da geçer. İmkan bahsi. Mümkün. Biz mümkünül vücuduz. Allah'tan başka bütün varlıkların vücudu mümkünül vücuttur. Şunu ezberliyorsunuz. Mümkünül vücutlar değişebilir. Başka şekillere sokulabilir. Ama onların bir vacibe, vacibül vücuda ihtiyacı vardır. Daha değişik bir tabirle vücut üç çeşittir.
Vacibül vücut, mümkünül vücut, mümteniül vücut. Bütün kelam kitaplarında böyle geçer. Risalelerin tamamında var bu. Vacibül vücut, Hazreti Allah'ın vücudu. Vücudu kendinden değişmez. Başka bir vücuda ihtiyacı olmaz. Samettir o. Başka vücutların ona ihtiyacı var. Allah, vacibül vücut. Mümkünül vücut, Allah'tan başka olan bütün varlıklar mümkünül vücuttur. Vacibül vücuda ihtiyacı var. Kendiliğinden olamaz. Aldığı şekillerle de başka vücuda ihtiyacı var. Mümkünül vücut. Bu imkan bahsi aynı zamanda odur. Ve bir de mümteniül vücut var. Varlığı muhal. Mümteni. O da Allah'ın şeriki. Allah'ın şerikinin olması muhaldir, mümtenidir demişlerdir. Bu imkanı mümkün, yani imkan delili üstünde de, hani bunu vaaz üslubu halinde insan anlatabilse herhalde birkaç saat anlatabiliriz. Risalelerde çok geçen derin mevzulardan bir tanesidir. Ve keza, şimdi farklı bir noktaya geçti. İnsanların ve varlıkların fakrı, ihtiyacı da Allah'ın varlık ve birliğine delildir. Fakr. Fakr, aciz ayrı, burada fakra dikkat çekiyor bu paragrafta. Fakr şudur değerli arkadaşlar. Bir insan veya herhangi bir varlık hayatiyetini devam ettirebilmesi için kendi ihtiyaçlarını kendisi göremiyorsa, yaratamıyorsa, tedarik edemiyorsa, bir başkasından o ihtiyaçlarını görmeye muhtaç ise onlara fıtraten fakir denir. Biz fakiriz mesela. Yani dünyaya geldiğimiz andan, baba sülbündeyken gıdaya, rahmı maderdeyken beslenmeye, dünyaya geldiğimiz anda anne sütüne, anne sütünden daha letafetli anne şefkatine, ondan tutunuz da şu kadar nimetlerden aya, yıldıza, güneşlere kadar milyonlarca, milyarlarca varlığa, nimete muhtacız. Acaba bunlardan biz kaçta kaçını kendi gücümüzle tedarik edip yaratabiliriz ki bir nar tanesini yaratamayız. Bir damla sütü yaratamayız. Ama bütün bunların yaratılarak vakti münasipte ihtiyacımız kadar bize gönderildiğini görüyoruz. İşte bu fakrımızdır bizim. Fakrımız Rahman ve Rahim olan veya Gani'yi mutlak olan Hazreti Allah'ın varlık ve birliğine delalet eder ki bunun çok geniş anlatıldığı bir bölüm vardır. Sözlerde özellikle 23. sözde İman ve Küfür Muvazenesi bahsinde 23. sözde burada hem azimizi anlatan hem fakrımızı hem zaafımızı anlatan önemli bir bölüm var. Orasını dikkatlice okumanızı tavsiye ediyorum. 23. sözün ikinci mefasının dördüncü nüktesi. İnsan şu kainat içinde pek nazik ve nazenin bir çocuğa benzer. Zaafında büyük bir kuvvet ve azinde büyük bir kudret vardır. Çünkü zaafının kuvvetiyle ve azin kudretiyledir ki mevcudat ona musahhar olmuştur şeklinde mesele ileriye doğru devam ediyor. Vesselam. Evet. Ve keza büyük bir fakru ihtiyaçta bulunan kainatın enva ve eczasına lazım olan işlerini, hacetlerini biz sadece insanlar olarak fıtri fakir değiliz. Bütün varlıklar, atomdan tut sistemlere, tabiatta bundan otlardan ağaçlara, nebatattan bağışlayın hayvanata, haşerata kadar hepsi fıtraten fakir ama bütün varlıkların rızıkları ayaklarına geliyor, besleniyor. Bu neyi gösteriyormuş? Bütün bunların haciyetlerini evkat-ı münasipte, münasip vakitlerde min haysü la yehtesib. Bu Talak suresinde 3. ayet hiç ummadığı yerden, hiç ummadığı bir şekilde rızıklanıyor. Min haysü la yehtesib. İfa ve isaf etmek, yerine getirmek bir rezzak-ı kerimin vücubu vücuduna delalet eder. Gerçekten müthiş bir ifade bu. Müthiş bir tespit. Sadece şu bile
böyle bu sahanın erbabı olan ilim adamları, tabiattaki kainatı araştırdıklarıyla da meseleyi ortaya koysalar. Mesela benim vücudumun gıdaya ihtiyacı var ama her hücremin gıdaya ihtiyacı var. Her hücremin de kendine göre ayrı bir gıdaya, herhalde ayağımın altına giden gıda ile beynime giden gıda aynı olmamalı. Gözüme gelen gıdalar aynı olmamalı. Bir de mideye giden herhangi bir şekilde gıdanın vücutta vücudun ihtiyacına göre muhtaç oldukları yere gitmesi, orada güzel bir şekil alması, fesübhanallah. Bunlar ne müthiş şeylerdir ki, yani detaylandırılsa, araştırılsa sonunda ister istemez herkes çar, naçar Allah'tır diyecektir. Ve le in se'eltehum men halakas semavati vel arda le yekulunallah. O inatçı kafire sorsanız ki şu semavat ve arzı kim yarattı, ister istemez Allah'tır diyecektir. Ve keza kainat umumi ve hususi, maddi ve manevi pek büyük bir ihtiyaçlar içindedir. Güneşin de kendine göre bir ihtiyacı, gıdası var. Bağışlayın, elmanın içindeki kurdun, dehlizdeki farenin, hususi varlıklar olsun veya umumi, hepsinin ihtiyaçları içinde. İhtiyaçları var. Gerek vücuduna ve gerek bekasına lazım şeyleri, işleri görmekten acizdir. Yukarıdaki fakrın Allah'ın varlık ve birliğine delaletini anlattı. Burada ise bütün varlıkların azinin Allah'ın varlık ve birliğine delil olmasına temas ediyor. Bu gibi matlupların şuuru olmaksızın yerine getirilmesi elbette Rahman-ı Rahim, vacib-i vücut, bir sani hakim tarafındandır. Üstad genelde bazen fakrı öne almış, bazen de aczi öne almıştır. Dertareki aczi mendi lazım Ahmet çariçiz, aczi mutlak, fakrı mutlak, şükrü mutlak, şevki mutlak ey aziz demiş. Aczi mutlak, fakrı mutlak. Yine aynı bu dört şeyi sayarken fakrı mutlakı bazen öne sayıyor. Demek ki o kadar sıralama önemli değil ama aciz biraz daha önce, fakir ondan sonra gibi ele alınsa daha iyi olur. Aciz de şudur. Bizim kendi acizimiz. Biz fıtraten aciziz. Bütün varlıklar acizdir. Aciz şudur. Bir insan kendi irade, güç, kuvvetiyle düşmanlarından kendini koruyamıyorsa acizdir. Bak, ihtiyaçlarını tedarik edemiyorsa, yaratamıyorsa fakir, bir önceki maddeydi o. Ama düşmanlarından kendini koruyamıyorsa da acizdir. Bu tarife göre bütün varlıklar ve bütün insanlar, hepimiz aciziz. Çünkü baba sulbünde kim bilir ne kadar tehlikelerden geçtik. Baba sulbünden çıkıyor milyonlarca sperma. İçlerinden sadece bir tanesinden biz oluyoruz. O olmayanlar içinde olabilirdik. Tehlikeye bak. Anne karnındaki tehlikelere bak. Üç karanlık odadan, üç karanlık zardan geçiyoruz. Kur'an-ı Kerim fi zulümetin telâfler, Zümer suresinde anlatır bunu. Üç karanlıktan bahseder. Dünyaya geldik. Ya mikroplar bize düşman. Akrep düşman, sinek düşman. Zelzele düşman, meteor taşlarına kadar, zararlı iyon ışınlarına kadar güneşten gelen iç içe girmiş binlerce, milyonlarca düşmanımız var. Ama biz kendi kuvvetimizle bunlardan en küçüğüne karşı kendimizi koruyamayız. İnsan bir mikroba, bir sineğe mağluptur. İşte Nemrut'u sinek gebertmiştir. Koskoca Nemrut'un ordusu sineğe mağlup olmuştur. Deccallar mikroplara mağlup olmuştur. Ama dünyaya geldiğimiz andan şu ana kadar düşmanlarımızdan korunduğumuzu görüyoruz. Biz kendimizi koruyamadığımıza göre koruyan bir zat var ki Allah'tır. İşte bizdeki bu acz, kaviyi mutlak olan, kadiri mutlak olan Hazreti Allah'a delalet ediyor. Bütün varlıklar içinde budur. Şöyle diyeyim, fakrımız Rahman ve Rahim'e, aczimiz ise kaviyi mutlak olan, kadiri mutlak olan Allah'a delalet eder.
Az önce bir cümle söylemiştim. Önce az demek lazım diye. Şundan dolayı söyledim. Bismillahirrahmanirrahim. O bütün Kur'an'ın, Fatiha'nın da özeti. Bismillah'teki o ifade azimiz. Yani aciz olunca aciz güçlüye dayanır. Acizimizle birçok kuvveti namütenahi olan Allah'a dayandık ve Bismillah dedik. Birinci sözdeki sırrı hatırlayınız. Fakrımızla da merhamete muhtacız. O da noktayı istimdat ile Errahman Errahim'e bağlıyor. Onun için Bismillahirrahmanirrahim'deki sıralama Bismillah noktayı acizimiz noktayı istinadla bizi Bismillah'a bağladığı için aciz öne geçiyor. Fakrımız da noktayı istimdatla bizi Errahman Errahim'e bağladığı için o da ondan sonra ikinci sıralamada geliyor. Böylece bu hususlara da temas etmiş oldum. Gerçekten bu çok önemliydi. Bizim meslek ve meşrebimizin de Üstad Hazretlerinin de tuttuğu Kur'ani yol budur. Aczi mutlak ve fakrı mutlak. Acz ve fakr ile bir iki misal ilave ederek şu yorucu akademik mevzudan azıcık sizi dinlendirebilecek mecraya geçmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim bizim azimizi anlatır. Çok ayet var. Bir ikisini söylemek istiyorum. Mesela فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتُ الْحُلْقُومَ وَاَنْتُمْ حِينَ اِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Diyor ki can hulkuma geldiği zaman siz sadece başında bakar kalırsınız. Hissekerattaki insan gördünüz mü bilemiyorum. Böyle ayak parmak uçlarından can, ruh çekilir. Çekildiği yer soğur. Akıbeti kötü ise biraz siyahlanır. Akıbeti iyi olacaksa biraz beyazlaşır. En nihayet göğsüne gelir. Göğsü iner çıkar, hırlar o. Sonra boğazına gelir. Göğüs de sakinleşir. Boğazında hafif bir hareket ve bir sıcaklık. İşte buna canın hulkuma gelmesi denir. Az sonra da üç nefes vererek taklit etmede bir mahsur görmüyorum. Edersiniz, ruh da gider. Sevdiğiniz eşiniz, anneniz, babanız, ciğerpare evladınız gözünüzün önünde gidiyor, gidiyor da sen de başındasın, sadece bakar kalırsın. Felevle izâ belâgatül hulkum ve entüm, sizler hîne izin tanzurun, o anda sadece bakar kalırsın. Hadi buyur, varsa gücün kurtar. Azimizi anlatan bir ayettir. Mesela az önce dediğim meseleden bir misal vereyim. Herhalde Hac suresinde Ya eyyühennas innemâ duribe meselun festemi'ûle innellezîne ted'ûne min dûnillâhi len yahlukû zübâben ve le vicitemâ'ûle ve in yestûbuhumu zübâb la yestenkizûhü min dayfet talibe vel matlûb ve mâ kaderullâhe hakka kadri innallâhe le kavîyyün azîz. Sadakallahul azim. Ey insanlar diyor Cenab-ı Hak, dikkat edin ha. Dikkat edin. Size bir misal irad edeceğim. Sizin azzinizi anlatan, Allah'ın kavi olduğunu, o kaviye dayanma mecburiyetinde bulunduğunuzu anlatan bir misal irad edeceğim. Et ya Rabbi. Diyor ki yeryüzünde bulunan bütün insanlar toplansalar, içtima etseler bile velev, onlar bir tek sineğin bir kanadını yaratamayacaklardır. Len yahluku, len te'kid-i nef'i istikbaldir. Kıyamete kadar insanlık bundan muvaffak olamayacak. Ama o sinek içecek su bardağınıza veya yemek tabağınıza bir mikrop getirirse bu defa sineğin de hakkından gelemezsiniz. İnsan sineğe mağlup. Halbuki sinek de zayıf, siz de zayıfsınız diyor. Bu sinek misali bizi tabii ki İbrahim Aleyhisselam devrine Nemrut'a götürüyor. Nemrut her ne kadar çare aradıysa Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve taraftarlarının çoğalmasına mani olamamıştır. Devrimizdeki Nemrutlar da elbette mani olamayacaklardır. En nihayet güçlü bir ordu toplayıp Nemrut Hazreti İbrahim'in cemaati üzerine son bir ceza. Tenkir deniyor buna. Kökten kazıma cezası verecek.
Hazreti İbrahim tabii şimdi kuvvet dengesi yok. Devlet gücüyle giriyor. Şimdi devletle uğraşılmaz. Devlete karşı gelinmez. Hazreti İbrahim işini Allah'a havale etti. Hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi. Allah'ım ordularından bir ordunu Nemrut ordusuna musallat et. Senin orduların çoktur dedi. Ve me ya'lemu cunud rabbike illahu. Ya Rabbi sen bilirsin, biz bilmeyiz, orduların vardır senin. Zaten Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde Cenab-ı Hak semavat ve arzı her varlığı Allah ordusu olarak da velillahi cunudus semavat vel ard tabiri Kur'an'da çok geçer. Ordularından bir ordunu Nemrut ordusuna musallat et ya Rabbi. Nereden geldiği belli olmayan bir sinek ordusu Nemrut'un askerlerinin deve veya at onların gözüne, kulağına, burnuna girdi. Deve, at darma duman oldu, bağışlayın dağıldı, askerler kaçtı. Sineğe mağlup oldular ya. Ve sonra Nemrut da kaçmaya mecbur oldu. Kaçtı, sarayına girdi. Derler ki bir sinek Nemrut'u takip etti. Arkasından vazifeli sinek. Bazı hocalar işe bir letafet katmak için, muziplik olsun diye derler ki bir topal sinek Nemrut'u takip etti. Ya sinek topal da olsa olur, olmasa da olur. Arkasından saraya geldi sinek, anahtar deliğinden odaya girdi, burnundan beynine işledi. Kafasını duvara vurduğu zaman rahatlıyordu, rahatsızlığı arttı. Vezirleri topladı, benim kafama biraz vurun rahatlayayım diye. Kafasını vurdular, vura vura da bağışlayın, geberdi gitti yani Nemrut. İnsanın aczi bu. Kur'an'da aczimizi anlatan çok ayetler var. Ama bir de fakrımızı anlatan bir misal vereyim. Fakirlik neydi? Kendi ihtiyaçlarımızı kendimizin tedarik edememesi, yaratamaması. Mesela Mülk suresinin son ayeti. Kul eraeytüm in esbaha mâüküm gavran femen ye'tîküm bimâ imma'in. Sadakallahul azim. Yani sabah kalktığınız zaman suların çekilmiş olduğunu görseydiniz size kim su verecekti? Şakır şakır kullandığımız çeşmeler akmıyor. Su yok, yok. Yani hangi fabrikayı kurup da, hangi teknolojiyi bir araya toplayıp da bir damla suyu yaratabilirsiniz ki? İnsan her gün ve çok muhtaç olduğu bir damla suyu bile kendi iradesi gücüyle yaratamadığına göre demek ki fakir. Ama yaratılıyor sağınak sağınak o namütenahi nimetler, demek ki Rahman ve Rahim Allah var. Bizdeki o fakir noktayı istimdat dediğimiz medet isteme yönüyle bizi Rahman ve Rahim'e bağlıyor. Böylece acz ve fakir da Cenab-ı Hakk'ın varlık ve birliğinin delillerinden olarak burada yerini almış. Risalelerde çok geçmekle beraber özellikle 23. sözün 2. mepasının 5. nüktesinde daha detaylı olarak anlatılıyor dedim. Ve bugünlük, şimdilik sohbet bu kadar olsun. Aslında bitirmeyi düşünüyordum. Bir sohbetlik daha bu 55 lisandan bir yer var. İnşallah onu da diğer 45. sohbette Cenab-ı Hak inayet ederse devam ederiz. Sevgilerimi sunuyorum. Bu akşam aynı zamanda Miraç gecesi. Miraç gecenizi tebrik ediyor. Ve Miracı yaratan ve Vehhab-ı Kerim olan Hazreti Allah'a sizlere emanet ediyor. Sahibi Miraç olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın şefaat-ı uzmasına mazhar olmanız niyazıyla tekrar sizlere Allah'a emanet ediyorum.